mutluluktan ağlıyorum. Yani bir bebek yapıp düşürüyor, koyduğum zaman çok mutlu oluyorum. Mutluluktan ağlıyorum yani. Bir çocuğu sevindireceğim diyerek de çok mutlu oluyorum. Ya yazık değil mi? Bunların hepsi çöpe atılacak. Biz de ağlıyoruz işte, böyle tamir ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine gönderiyoruz. Bu mutluluk gözyaşlarını izlediğiniz kişinin adı Şükriye Kavazoğlu. Oğlu Muammer Kavazoğlu'nun başlattığı Atma, Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun projesine periş oyuncakları tamir ederek destek veriyor. İhtiyaç sahibi çocukların mutluluğuna katkı sağlıyor. Muammer Kavazoğlu eski bir emlakçı. Bursa Orhan Gazi'de yaşıyor. Çöp konteynerinin kenarında bulduğu atılmış oyuncakları tamir edip ihtiyacı olan bir çocuğa hediye ettikten sonra başka bir hayata adım atıyor. Çöp konteynerinin kenarında 30 adet bir oyuncak buldum. Yani 30-31 o civarda bir oyuncak buldum. Beyaz saydam poşetin içerisinde. Bu oyuncakları alıp ofisimize getirdim. Burada ne yapabilirime baktım. Yani bu oyuncaklar için, çünkü o kadar çok oyuncak çöpe gidiyor ki. Yani biz bunlar için ne yapabiliriz? Onlara baktım. Tamir ettim. Oyuncakları tamir etmeye başladım. Yaklaşık olarak %80 civarında bir oyuncağı tamir ettim. Sonra tabii ki yaşımız gereği, yaşımız artık 35-36 oldu. Yani bu saatten sonra ne yapabiliriz düşünmeye başladım. Sonradan ben bu oyuncaklardan sokaktan geçen insanlara ikram edip takdim ettim. Yani annesi, babası ve çocuğuyla gelen birisine ikram ettim, takdim ettim. Ve takdim ettikten sonra gördüm ki çocuğun gözündeki mutluluk, sevinç, annesinin babasının gözündeki mutluluk, sevinç beni çok mutlu etti. Yani biz bunu nasıl yapabiliriz, daha iyiye nasıl götürebiliriz deyip başladık. Evraklarımızı hazırladık, gerekli yerlerden izinlerimizi aldık. Ondan sonra dedik ki biz bu projeye başlayacağız, devam edeceğiz. Bir hedef belirledik. Muammer Kavazoğlu gönüllülerin ve destekçilerin yardımıyla arızalı, kırık, bozuk oyuncakları tamir ediyor. İhtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Proje kapsamında tabanca ve tüfek gibi şiddet çağrışımı yapan oyuncaklar çalışsa bile çocuklara gönderilmiyor. Parçalanıyor ve parçaları diğer oyuncakları tamamlamak için kullanılıyor. Atma, Tamir Olsun, Çocuklara Umut Olsun projesine birçok gönüllü destek de veriyor. Yaptığı projenin çocuklara umut olması için yapıldığını ve bu anlamda da herkese ulaşmak için sesini duyurmak adına desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir süre beraber oyuncak toplamaya çalıştık çevremizdeki insanlardan. Baktık ki gerçekten ilgi var, geri dönüşüm yapılmak isteniyor. Çöpe atılmasındansa değerlendirilmesini, bir başka çocuğun ihtiyacı varsa karşılanmasını herkes gerçekten takdirle karşıladı. Bir süre sonra da artık bunu biz kendimize görev edindik. Çünkü toplumumuzda çocuklara karşı bu anlamda belki yetişemeyen birçok ailenin de sıkıntılarına diyelim derman olduğumuzu düşünüyorum. Ben sosyoekonomik açıdan çok iyi geliri olan bir ailenin çocuğu olarak büyüyemedim. Belki kendim de çok özendiğim, almak istediğim birçok oyuncak olmuştur. Ve oyuncakların aslında çocukların dünyasında yaratıcı bir yer edindiğini düşünüyorum. Onlarla kurdukları hayallerle geleceklerini şekillendirdiklerini düşünüyorum. Belki kendi hayatımda eksik olan bu şeyi aslında başkalarının çocukları yaşamasın istediğim için destek vermeye çalışıyorum. Muammer Kavazoğlu'nun Atma Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun projesi kapsamında bugüne kadar 3200 oyuncak tamir edildi ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştırıldı. Muammer Kavazoğlu çöpe atılacak oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocukları oyuncaklarla buluşturdu. İleri dönüşümle oyuncak israfının önüne geçti. Geri dönüşümle doğanın korunmasına destek oldu. Toplumda bu konulara dair farkındalık yaratırken çocukları şiddet içeren oyuncaklardan uzak tuttu. Yaptıklarıyla hem sivil toplumda örnek oldu hem de çocukların hayal dünyasında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.